Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu can dostlar. Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler gönderiyorum. Dün akşam güzel bir dua çektik. Yoğun ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Duamız hemen hemen 800 bin, 900 bin izlendi. Bütün dua altında, duamın altına mesaj yazan arkadaşların hepsine birden cevap veremedim. Özür dilerim. Ama buradan... TikTok'tan bizi izleyen, duamıza amin yazan bütün dostlara da çok teşekkür ediyorum. Ondan bir önceki duamızda 1 milyon 600 bin izlenmişti. Oradaki dostlara da çok teşekkür ediyorum. Yani yurt içinden ve yurt dışından bizleri her kim izliyorsa onlara canı gönülden selamlar, saygılar gönderiyorum. Lütfen sakın küsmeyin. Çünkü birçok mesajı göremiyorum veya gördüğüm mesajlara da çok yoğun mesaj geldi. Çok teşekkür ediyorum. Bu videoyla da toplu bütün mesaj atanlara, hepsine mesaj yazan kardeşlerime canı gönülden selamlar, saygılar, sevgiler gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yine dualara tabii devam edeceğiz. Zaten dedik ya bu TikTok sayfamızı açmamızdaki amacımız birbirimize dua hediye etmek. Ee, yine e, geçen haftalarda e, yine tasavvuftan bir hikaye anlatmıştım. E, tasavvufla ilgili bir mevzu anlatmıştım. E, çok izleyenlerimizin hoşuna gitmiş. Hatta e, Fransa'dan bir arkadaşımız yazmış ki Gökhan Bey yeni tasavvufla ilgili böyle e, hikayeler, anlatımlar yok mu? bize Bir tane de anlatır mısınız diye. Kendisine teşekkür ediyorum. Orta Asya bölgesinden, e, Avrupa'dan, bütün Orta Doğu'dan, Türkiye'den bizler izleyen değerli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Elimden geldikçe notlarımda, tasavvuf notlarımla ilgili bilgiler vermeye, böyle kısa kısa hikayeler anlatmaya ve arada da sizlere çam sakızı, çoban armağanı, dua armağan etmeye devam edeceğim. Yine beni çok etkileyen bir tasavvuf hikayesi var. Çok yüz yıl önce geçmiş, yani çok eski devirlerde bir yerde geçmiş ee, yine Ortadoğu artık bir bölgede geçmiş zamanın birinde hep hikayeler böyle başlar ya e, devler tellalırken, pireler iken diye başlar zamanın birinde e, bir şehirde veya bir kasabada büyük bir kıtlık oluyor, açlık büyük bir kıtlık o sene yağmur yağmıyor, e, ekinler e, çıkmıyor, e, insanlar hakikaten bir açlık yaşıyorlar, bir kıtlık yaşıyorlar, hatta su bile bulmaya çok zorluk yaşıyorlar. O şehirde veya kasabada yaşayan değerli bir hanfendi de iki yetim çocuğuyla birlikte bir küçük bir kulübede yaşıyor. Fakat evlatları çok küçük olduğu için onlara yiyecek bulmakta çok çok zorlanıyor, aşırı derecede zorlanıyor. O kasabanın da çok zengin bir kişisi var, bir adam. Fakat çok cimri birisi, çok böyle eli sıkı birisi derler ya. Kadıncağız artık çocuklarına ot topluyor, yediriyor, olmuyor, şu ediyor, olmuyor, bu ediyor, olmuyor. Eşi vefat etmiş bir değerli hanımefendi. Tabi çocuklarının ağlaması gece gündüz açlıktan ağlaması artık canına tak ediyor. O cimri kişinin de büyük bir konağı var, evi var o zengin kişinin ona gidip yardım istemek zorunda kalıyor. Yağmurlu böyle bir günde Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Havanın kapalı böyle gri olduğu bir günde gidiyor onun kapısını güm 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 çalıyor. Hizmetçisi açıyor buyurun diyor. Ben diyor bu konağın beyinden diyor biraz yiyecek istiyorum. Bir dakika diyor kendisini çağırın biz bir şey diyemiyoruz. Konağın beyini çağırıyor. Diyor ki hakkınızı helal edin kardeşim. Benim iki tane aç evladım var. Bu sene hiçbir yiyeceğimiz olmadı. Bize bir lokma yiyecek verir misiniz? Adamcağız tabi biraz nefsi karanlık şeytana uymuş birisi. Diyor ki şayet diyor benle olursan işte bir takım yanlış tekliflerde bulunuyor kadıncağıza. Veririm yoksa vermem. Kadıncağız diyor ki Allah senin belanı versin. Lanet canla kör şeytan dönüp gidiyor. Yine aradan birkaç gün geçiyor ama evlatları o kadar ağlıyor ki açlıktan, susuzluktan anne yüreği bu. Yani annelerin sevgisi, annelerin değer vermesi, annelerin evlatlara bakmasını hiçbir şey ödeyemez. Yani diyor ya cennet annelerin altında. Neyse kadıncağız şöyle bir düşünüyor. Çok zor durumda Allah düşürmesin. Tekrar o konağa gidiyor. Diyor ki ben yiyecek istiyorum. O da diyor ki ben sana şartımı söylemiştim. O kötü şart, ahlaksız adam. Ondan sonra kadıncağız diyor ki evlatlarım için ne yapabilirim acaba diyor. Neyse içeri geçip oturuyor. Adamcağız işte diyor sen çok güzelsin, şusun, busun. Tabi şeytana bulmuş bir adam. Kadıncağız ben diyor işte sen benle arkadaş olursan ben senin evlatlarına yiyecek veririm, şu ederim, bu ederim bilmem ne. Bir takım böyle Kötü şartlar öne sürüyor, Allah göstermesin. Kadıncağız orada evlatlara göz önüne geliyor, bir yandan gözü yaşlara akıyor. Adam içeri diyor ki, ben diyor, sen otur ben sana diyor, şey getireyim, yiyecek getireyim işte evlatlarına götür, madem benle arkadaş olmayı kabul ettin falan. Adam ambara iniyor, o cimri adam, bir sürü çuval muval dolduruyor, Ü, un, buğday, yağ falan. Odaya geliyor ki, kadıncağızın bütün kemikleri, bütün vücudu bu şekilde titriyor ama müthiş bir titreme. Adam gözleri açılıyor, şok oluyor. Ne oldu diyor sana? Diyor ki ben yanlış bir şey yapmaktan, hatalı bir hareket yapmaktan yaparsam Hazreti Allah'tan çok korkuyorum ve korkumdan titriyorum çünkü beni Hazreti Allah görüyor. Adamın o anda ellerindeki çuvallar yere düşüyor. Allah Allah diyor ya ya Rabbi. Ben ne ettim? Ben bu hanımefendiye yanlış bir teklifte bulundum ama ondaki şu Allah korkusuna bak. Bakıyor ki bütün ezaları titriyor kadının. Ben diyor Allah'tan korkuyorum yanlış bir şey yapmaktan. Bakın, elhamdülillah. Adam rengi ben gibi bembeyaz oluyor. Ya Rabbi diyor ben ne haldeymişim, benim nefsim ne haldeymiş. Estağfurullah, estağfurullah. Çuvalları atıyor. Hanf bayana dönüyor diyor ki kardeş diyor hakkını helal et. Senin bu Allahu Teala'ya karşı olan saygın, Allahu Teala'ya karşı olan korkun beni çok etkiledi. Ben çok büyük bir şeytana uymuşum. Sana çok hatalı bir şey söyledim. Hakkını helal et. Benim kardeşim ol, benim bacım ol diyor. Ve hizmetçilerini çağırıyor. Ambarındaki birçok bir sürü yiyeceği büyük bir arabaya yükleterek diyor ki bundan sonra bu bacıma her gün yiyecek göndereceksiniz. Elhamdülillah, elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'de Estenzübillah diyor ki, Hazreti Yusuf'a hizmetçi olduğu evdeki hanımı kötü niyetle yaklaşınca biz ona bürhanımızı gösterdik. Elhamdülillah ve o şöyle söyledi. Maazallah ben Allah'tan korkarım. İşte sevgili dostlar yardım eden de Hazreti Allah. Bizlere her türlü desteği, mucizeyi veren de Hazreti Allah. Yeter ki ona saygı duyalım, ondan korkalım, onu sevelim, ona sığınalım. Diyor ya, <laughs> Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Cenab-ı Allah insanları zaman zaman büyük şekilde imtihanlara sokuyor açlıkla, yoklukla, kıtlıkla, şunla, bunla, hastalıkla, eşiyle, dostuyla, sevdiğiyle her şeyi anlamda imtihana sokuyor. Bakıyor ki bu imtihanda kim isyan edecek, kim kötü hareket edecek, kim sabredecek. Çünkü diyor ki ayette billah, Bismillahirrahmanirrahim. Onların başına bir sıkıntı geldiği zaman dişlerini sıkarak sabrederler ve derler ki Ya Rabbi biz senden geldik yine sana döneceğiz. Elhamdülillah. Bakın ne diyor? Allah sabredenlerle beraberdir. Cenab-ı Allah hepimizin nefsini şeytana uymaktan, şeytanın insandan ve cinden olan yardımcılarına uymaktan muhafaza etsin. Bir de duamda şöyle bir kelime geçiyor. Düğümlere üfleyen sihirbaz kadınların şerrinden. Bu ayette geçer. Bu benim uydurduğum bir kelime değil. Burada hanımefendileri tenzih ederiz. Hanımefendilere saygımız var, hürmetimiz var. Hepsi değerlidir. Hepsi evlat yetiştiren değerli annelerdir. Allah onlardan razı olsun. O onlarla ilgili değil. Geçmişte o bölgede, Kur'an-ı Kerim'in indiği bölgede ve o etrafındaki bölgelerde bir takım sihirler yapıyor, yapılıyormuş. O onlar için inmiş bir mevzu. Yoksa bütün değerli hanımefendileri ben tenzih ederim. Asla öyle bir şey düşünmeyin. Hepinize buradan gönül dolusu sevgiler, saygılar, hürmetler gönderiyorum. Cenab-ı Allah'ın selamı üzerinizde olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.